Bakın, bu bir ne? Sebil-i Reşat dergisi. Bu nedir? Açık Söz gazetesi, değil mi? Evet. Ya buna değinmeden geçmek istemiyorum. Ben bununla bitireceğim. Bitirmek miyiz? Bir kere onu anlaşalım orada. Bitirelim artık. Bitirelim yani. Konuşabiliriz isterseniz. Kastamonu gazetesi, Kastamonu Vilayet gazetesi. Evet. Günümüzde de gazetelerimiz var dostlar. Bakın, bu bilgileri şu kitaba ben Kastamonu Açık Söz gazetesi ve Kastamonu Vilayet gazetesi ile Sebil-i Reşat dergisinden aktardım. O gün eğer bu gazeteler olmasaydı bugün biz bunları anlatamıyorduk. Bilemiyorum. Bugünlerimizi de yarınlarımız, yarınki çocuklarımız, torunlarımız, Kastamonu'nun geleceğinin kuşakları nereden öğrenecek biliyor musunuz? TV366'nın yayınlarından. Evet. Nasrullah gazetesinden, Açık Söz gazetesinden, Doğru Söz gazetesinden, Gündem gazetesinden, Sözcü gazetesinden öğrenecek. Kastamonu'nun yerel basınından öğrenecek. Bu gazetelerimize sahip çıkmak o gazetelerimize lütuf değildir. Bu gazetelere sahip çıkmak, TV366'ya sahip çıkmak, diğer internet televizyonculuğu yapan kardeş kuruluşlarımıza sahip çıkmak hepimizin geleceğine yatırım için, bugünü geleceğe taşımak için boynumun borcudur. Lütfen gazetelerimize sahip çıkalım. Lütfen internet televizyonculuğumuza sahip çıkalım. Biz burada şunu gördük, bakın sadece TV366 için demiyorum. Ha ben burada çalışmıyorum, program yapmıyorum. İki değerli dostumuzun yayın konuğuyum. Sağ olsun İrfan Hocam ekranlarını açtı. İstediğin zaman gel dedi. Burası bizim evimiz. Diğerler de bizim evimiz. Tüm gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız. Bakın radyolarımız da aynı. Yani sizin sesiniz, sözünüz, bugününüz olan bu değerlerimizi yarınlara taşıyın. Taşıyın ki 50 sene sonra, 100 sene sonra bugünlerde birileri şöyle tutsun. Aa kardeşim desin, bakın Nasrullah gazetesinin şu tarihli haberi diyor ki Erdal Arslan şurada yayın yapmış. Aa Gündem gazetesi Erdal Arslan şu tarihte ölmüş. Mesele çok önemli. Evet. Bakın sizin tarihi belleğinizdir. Sizin hafızanızdır basın. Buna sahip çıkmak boynunuzun borcudur. O gazeteler yaşamasa, o gazetelerde çalışanlar bilmem hangi fabrikada, bilmem hangi markette, bilmem hangi firmada iş sahibi olur, ekmeğini kazanır. Rızkı veren Allah'tır. Kimse açlıktan ölmez. Kimse işsiz kalmaz. O insanlar da iş bulur. Ama o gazeteler yaşamazsa sizin geleceğiniz yaşamaz. Gazetemize, televizyonumuza, radyomuza sahip çıkarak Kastamonu'nun nasıl ki şanlı geçmişini bugünlerde anlatma imkanı buluyoruz. Bugünlerini de gelecek kuşakların anlatabilmesi için tarihi belleğinizi yaşayarak, yaşatarak basına sahip çıkmanız son sözüm olsun. Ben sözü dostlara bırakıyorum.